çok etkileyici bir kitap fuarı yaşıyoruz. Bizi koydukları odada, burada sahneye çıkanlar birbirimizle görüşüp konuşuyoruz. Herkesin izlenimleri çok güzel. Bu aslında bir söyleşi olacak tabii ki. Ben size bir sunum yapmayacağım. Yani örneğin Emrah Safa gibi bir sunum yok. Emrah Safa'ya katıldınız mı bilmiyorum. Katıldınız, evet. Çok ilginçtir. Yazarların imzaları da vardır. Benimkisi bir imza da olmayacak. Bazı fotoğraf kitaplarım oldu ama onlar çoktan satıldılar, bittiler. Onun için bir sunumum yok. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı'nda konuşan sanatçı Okan Bayülgen, kitap ararken heyecanlandığını, sırılsıklam olduğunu söyledi. Hemen şunu anlatabilirim. Nerede kitap okuduğuma ve ne okuduğuma dair. Hem merak ettiğim herhangi bir şeyi merak ediyorum. Postayla getirtiyorum ya da gidiyorum kitapçılarda onu arıyorum. Kitapçıda bir kitabı aramak da çok eğlenceli. Çünkü başka kitaplar da karşına çıkıyor. Aslında bu rastlantılar, aşk hikayeleri, felsefi kitaplarla özellikle yaşananlar böyle aşk hikayeleri oluyor. Felsefi kitaplarla hayatınızı değiştirecek bir kitaba rastlayabilirsiniz bir gün, bir yerde. O da hayatınızı değiştirebilir hakikaten. Yeni Nesil ve Mizah adlı söyleşide Bayülgen Z kuşağına değindi. Kitap dinlemek. Bilmiyorum aranızda kitap dinleme alışkanlığı olan var mı? Benim kitap seslendirme alışkanlığım da oluştu. Bir uluslararası yatırım olan Storytel'de kitaplar seslendiriyorum ve beni çok eğlendiriyor. O seslendirmenin altına o kitap dinleme uygulamasında bırakılan notlar, eleştiriler ya da teşekkürler vesaire.